Tarihi şan ve şerefle dolu Necip milletimizin kültürel geçmişi de büyük bir zenginlik doludur. Orta Asya'dan Anadolu'ya var olduğu her coğrafi imar eden, mamur eden yüce milletimiz yaşadığı her alanda insanlığa hizmet etmiş ve insanlık olgusunu ön plana çıkarmıştır. Örf adetlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı kalmayı bir ilke edinen Türk milleti her zaman evrensel kültürün oluşmasında pozitif katkılar sağlamıştır. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişinde olduğu gibi Anadolu'nun tamamen yurt edilmesi sürecinde oradan oraya göç etmeyi gelenek haline getirmiştir. Yaşamımızın bir parçası olan mücadele etme yaşadığı coğrafyayı yurt edinme anlayışı atalarımızı tarıma, hayvancılığa zorlamıştır. Bu alanda evrensel kültüre önemli katkıları olan milletimiz çadırlarda, obalarında bir ve beraber olmayı bilerek hiçbir zaman değerlerinden, ilkelerinden, özgürlüklerinden taviz vermemiştir. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak için doğanın ve yaşamın bir gereği olarak gerektiğinde yazlık, kışlık arasında gerektiği bir bölgeden diğer bölgeye göç etmekten çekinmemişlerdir. İşte bu şekilde yaşamına göçebe olarak devam eden Türkmen topluluklarına Yörük adı verilmiştir. Yörükler Tuğra kavminden olup bir Türk boyudur. Dili Altay dili grubundan olup Türkçedir. 940 yılında İslam dinini kabul eden Yörükler Selçukluları kendilerine yakın hissettikleri için onların yeni yurt tekliflerini kabul ettiler. İran üzerinden Anadolu'ya yönelen Yörükler 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya göç etmeye başlamışlardır. Bu şekilde Anadolu ile buluşan Yörükler diğer Türk boyları gibi Anadolu'nun Türk yurdu olmasında ve Türk yurdu olarak kalmasında hep önde mücadele etmişlerdir. Yörüklerin bu özelliğini bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz o çadırda duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz. Dünyada hiçbir güç, hiçbir kuvvet Türk'ü asla yenemez demiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şekilde tarif ettiği özü sözü yaşam koşulları sert, insanı mert, Akgeçili Yörükleri şöleniniz kutlu, yaşamınız mutlu olsun.